Bugün mecliste bulunan siyasi partiler, dört parti var değil mi bugün mecliste? Evet. Bu siyasi partiler, 3,5 diyelim biz ona. 3,5 dersek de olur. Bu siyasi partiler, AKP bu projenin, yani Türkiye'yi bölme ve Türkiye'yi dağıtma projesinin baş aktörü. CHP tanzim edildi ve bu işe uygun hale dönüştürüldü. Ben asla Deniz Bey'in başına gelen hadisenin Türkiye'de birileri tarafından gerçekleştirildiğine inanmıyorum. Bu da uluslararası bir projedir. Ve gelen değerli Kemal Bey, benim adım Kemal, senin adın Recep düzeyinde bir siyaset yürüten bir insan alındı, getirildi, buraya konuldu. Ve bir adam yaratmak diye Necip Fazıl'ın bir piyesi vardır. Türkiye'de böyle adam yaratılıyor. Peki Recep Tayyip Erdoğan yaratıldı. Evet. Niye olduğunu şuradan anlayın. Son zamanlarda söylediği sözlere bakın Kemal Bey'in. Kürt kimliği önündeki engelleri kaldıracağız. Neymiş bu engeller? Yani Kürt kimliğin önünde ne engel varmış? Bakınız çok açık söylüyorum. Türkiye'de Kürt meselesi diye bir mesele yoktur. Olurdu eğer Kürtler milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı olamasalardı. Subay olamasalardı. Memur, kaymakam, vali olamasalardı. Yani kendilerine karşı Kürt oldukları için bir ayrım yapılsaydı ki elhamdülillah böyle bir şey yoktur Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de esas itibariyle Lozan'la birlikte yapılan ve tanımlanan şudur. Türkiye sınırları içinde yaşayan bütün Müslümanlar Türktür. Bu Osmanlı'nın son zamanlarında başlamış, gelişmiş bir hadisedir. Mesela Boşnaklar vardır, Torbeşler vardır. Bir cümle Türkçe bilmezler ama benim şahit olduğum yarım yamalak Türkçe konuşan bir Boşnağ'ın, yani Makedonya'da söylediği söz, elhamdülillah Türk'üz, Türklüğün 5 şartı vardır diye başladı. Yani Türklüğün 5 şartı dediği İslam'ın 5. Yani Türk ve İslam Osmanlı'da bir ölçüde özdeşleşti. Cumhuriyet Lozan'la başlayarak da bunu taçlandırdı. Dolayısıyla bizim bütün ortak kökenimiz ne olursa olsun ortak kimliğimizin adı Türk'tür. Yani bu noktada yine çok büyük bir zat Abdülhakim Arvasi Hazretleri vardır. Onun bir sözü var. Necip Fazıl'ın mürşidi. Diyor ki ben seyidim. Yani teknik olarak köküm Arap. İçinde yaşadığı kültür Kürt kültürü. Ama dünyada 3 Türk kalsa birisi benim. 2 Türk kalsa birisi benim. Tek Türk kalırsa o benim diyor. Türk'ü doğru anlamak lazım. Türk bir etnik mesele değildir Sayın Başbakan. Türk bizim ortak adımızdır. Kökenimiz ne olursa olsun. Bakınız Sayın Başbakan Mehmet Akif'e de Arnavut dedi. Doğrudur. Akif bir şiirinde şöyle söyler. Arnavutluğun Osmanlı'dan ayrılmasının getirdiği felaket ifade bakımından şunu söyledi. Ben ki evet Arnavut'um, başka bir şey diyemem, işte perişan yurdum. Doğru. Ama Akif aynı zamanda şunu söyledi Ordunun Duası şiirinde. Türk eriyiz, silsilemiz kahraman, Müslümanız hakka tapan Müslüman. Akif'in kendisi Türk eriyiz derken Sayın Başbakan diyor ki İstiklal Marşımızı bir Türk mü yazdı, bir Kürt mü yazdı, bir Arnavut yazdı. Sonra diyor ki Akif ırkçılığı reddeder. Şimdi buradaki bilgisizlik şu, Sayın Başbakan'ın söylediği tam da ırkçılıktır. Peki burada duralım, reklama gitmemiz lazım. Reklamdan sonra sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam edeceğiz.